Yani sanatın ustadan çırağa, elden ele geçirilmesi. Bir çeşit ustalık seremonisi. Herhalde 7 sene önce ilk defa televizyonda Ebru programı izledim. Bayıldım. Nasıl bir sanat, böyle bir sanat var. Gerçekten bayıldım. İsmi aslında Feyli. Kanada'da tanıştığı Türk eşiyle evlenip Türkiye'ye yerleşmiş. Çevresindekilerin dili dönmediği için de Türkçe Filiz ismini seçmiş kendine. 7 seneden beri Ebru çalışıyorum ve hiç sıkılmadım, bayıldım, aşkım. Filizli ilk ama tek değil. Onun ardından birçok Çinli de Ebru'ya merak sarmış. Erol Çağlar da benden icazet almıştı. Şimdi o da Çin'den gelen bir Çin vatandaşını yetiştirdi ve elden ona bir icazet verecek. Bu bizim için büyük bir gurur verici olay ve Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor. Ebru sanatı artık Türkiye'de yaşayan kalabalık bir grup Çinli arasında revaçta. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu yakası kar fırtınasına teslim oldu. Hayat felce uğradı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Binlerce ev de elektriksiz kaldı. Kış Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyılarına erken geldi. Ülkenin güneydoğu kentleri hafta sonu beklenmedik biçimde bastıran kar fırtınasına teslim oldu. Meteoroloji uzmanları ülkenin doğu kıyısında yıllardır Ekim ayında ilk kez kar yağdığını söylüyor. Bölgede böylesi büyük bir kar fırtınası 1970'lerde